Merhaba gençler. Şimdi de matematik LGS hazırlık çalışmalarında EKOK problemleri, çarpanlar katlar problemleri ile ilgili diğer teste geçiyoruz. İlk testimizi çözmüştük. Gold test 2'ydi. Bu da bu fasikülün Gold Platin test ikincisi. Şimdi bakalım soru 1'e. Çok güzel bir soru. Nideli ve Kastlı iki arkadaş yandaki bir tablo oluşturup bu tabloda her bir kutucuğa bir harf gelecek şekilde Nide ve Kas kelimelerinin harflerini yazıyorlar. Bak böyle Nide aşağıda bu da Kas 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 yazıyor. Bu tabloda her sütunda 585 tane harf yazılıyor. Yani en baştan en sona kadar 585, hani burada 1 2 3 4 gidiyor. 585'e kadar gidiyor burası. Şöyle yazalım onu şöyle. Ve N ve K harfleri yan yana geldiğinde oraya yıldız atıyor. İlk baş 1 dedi mi yan yana gelmiş. Sonra bakın 21'de yan yana gelmiş. Ve diyor ki buna göre tabloda kaç tane yıldız alır? Yani kaç tane N ve K yan yana gelir? Şimdi dikkat ederseniz aslında bu 5 harfli ya. Bu 4 harfli. Her 5 harfte bir N harfi değil mi tekrar diyor. 5, 5, 5. Bu da her 4'te bir 4, 4, 4. İkisinin buluşacağı yer 5 ve 4'ün katlarında. Ortak olarak katlarını tabii ki. O da ekok aslında. 5 ve 4'ün en küçük ortak katı 20. Yani her 20'de bunlar buluşuyor. Her 20 sonra diyelim aslında. Yani birinci oldu ya, bir 20 sonra 21. Bir 20 sonra 41. Öyle gidiyor yani. Yani birinci de var. İşte 20 sonra 21. de var. 20 sonra 41. de var. Şöyle düşünebilirsiniz. Her 20'li grubun ilk sırasında var. Bakın. Her 20'li grubun İlk sırası. İlk 20'nin birinci sırasında var. İkinci 20'nin birinci sırasında var. O zaman şuna bakalım. 585'te kaç tane 20'li grup var önce ona bakalım biz. Tam olarak 20'li gruplara bakalım. Bir kere burada iki kere var. 40, 18, 585. 9 kere var. 180 yapar. Kaldı 5. Yani şu. 29 tane 20'li grup var değil mi burada? Bu her 20'li grubun ilk sırasında yok muydu? O zaman 29 tane ilk sırada olacağına göre burada 29 tane yıldız var. Ama sonda 5 tane daha kaldı. Yani 580'e kadar geldim aslında. 581, yani şöyle düşün, 581, 582, 583, 584, 500 yazamadım. 585 de kaldı. Yani son 5'li kaldı burada. Bu 29 tane 20'nin içinde yok bunlar. Ama zaten her 20'liden sonraki yani ilk 20 bittikten sonra ilk olarak gelen yerde bunların buluştuğu yer değil miydi? Yani bu da sonraki grubun yani daha devam etseydi sonraki 20'nin ilki olacaktı 581. Yani burada da bir tane yıldız var aslında. Denk geldiği yer var. O zaman 29 tane bu 20'lerin içinde var. Son kalan 5'te de bir tane denk geldiği yer var ikisinin beraber. O zaman toplamda 30 tane yıldız yer alır burada. Soru 2 yanda. Şimdi dik üçgen prizmaların yan yüzeyleri dikdörtgen, tabanları dik üçgen demiş. Bilgi vermiş. Bakın dik üçgen dik. Yandaki işte aşağıda yan yüzeyleri 70 santimetre kare, 84 santimetre kare olan iki tane ayrıt uzunlukları yani aslında yüzey uzunlukları ayrıt değil bunlar. Verilmiş ve ayrıtları tam sayı. Yani her bir uzunluk şu çizgilerin hepsi tam sayı. Öyle düşün. Buna göre prizmanın sarı renkli üst tabanın alanı kaçtır? Şimdi alan nedir peki gençler dik üçgende? Dik üçgen taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur alan. Dik üçgende aslında dik açıyı oluşturan kenarlar yani burası A burası B dersen bunlar birbirinin hem tabanı hem yüksekliği. Yani benim aradığım yer aslında A çarpı B bölü 2. Bu dik üçgen alanı için. Şimdi bu alan için ne istiyorum? En az olsun. Demek ki bunları en az yapmaya çalışacağım. Peki bunlar bize niye verildi? Şimdi 70 olan yer bu dikdörtgenin soldaki dikdörtgenin alanı. Nasıl buluyorum? Yani şuraya x dersem b çarpı x'ten buluyorum 70'i. 84 de a çarpı x'ten bulunuyor. Dikdörtgende alan ya. Demek ki bu x olan kenar 70 ve 84'ün bir ortak kenarı. Yani ortak çarpanı öyle diyelim. Ortak çarpanı olduğu için en büyük ortak bölen aslında bulacağız burada. Niye en büyük olacak burası? Burası mümkün olunca büyük yapmam lazım ki buraya az değil mi kalsın B ve A'ya. O zaman da alan az olacak. O zaman 70 ve 84'ün en büyük ortak bölümünü bulmaya başlayalım. Sadece ortakları bulacaktım. 2'ye böldüm.
35, 42. 7'ye bölünüyor bunlar. 5 ve 6, başka da ortak yok. 7 kere 2, 14. Yani burası en çok 14 olur. 14 olursa burası 5 olur. 14 çarpı 5 70 yapar. Burası da 6 olur. 14 çarpı 6 yapar 84. Üçgende alalım o zaman. 5 çarpı 6 bölü 2'den bulunur. 6'yı 2'ye bölsek 3. 5 çarpı 3 de 15 olur. Artık sayfayı biraz büyüteyim. Soru işte diyor ki yeni açılan bir mağaza açılışa özel aşağıdaki şekilde hediye verecekmiş. Her 250. müşteriye çay almak. Yani 250.ye, 500.ye, 750, 250'nin katlarını veriyor yani. Her 300.ye 3 veriyor. Yani 300-600 gibi müşterilere. Her 400.ye ve 400-800 gibi müşteriye de saat veriyor. 3 hediyeyi birden alan ilk müşteri kaçıncı sınıfta olur? Üçünü birden alması için değil mi? Üçünün de ortak bir katı olması lazım. Yani ne buluyorum? Ekok buluyorum. Üçünün birden şimdi ekokunu bulacağız. Şimdi sonun sıfırlı ya. Hemen ortaklara bölelim. Bir kere hepsi ona bölünüyor. Böldüm. 40, 30, 25. Hepsi 5'e bölünüyor. Böldüm 5'e. 8, sonra 6, 5. Sonra şu ikisi 2'ye bölünüyor. 2'ye böleyim. 3, 4 bölünmedi. 5 oldu. Başka ortak bölünüyor. Bir kere 5'e böleyim. Bu bitsin. 3 ve 4 kaldı. Sonra 3'e böleyim. Bu bitsin. 4 kaldı. Sonra 4'e böleyim. Bu bitsin. Şimdi ne oluştu? Bakalım. Şu bir kere 10. 5 kere 2 de 10 yaptı. 5 kere 4 de 20 yaptı. Bir de 3'üm var. Şu ikisi 60 yaptı. 10 çarpı 10'da 100 yaptı. Çarparsam 6.000. Müşteri olmuş oldu bu. Evet, geldik 4'e. Pekmez üretimi yapan bir firma ham madde ihtiyacını karşılamak için kasları halinde satılan A ve B cins üzümlerinden birini tercih edecek. Pekmez yapıyor bunlar. Bakın kaslarda ne yazıyor? A cins üzümde 80 lira kasası. 40 kilogramlık bir kasa %15'e kadar pekmez çıkıyor. Burada ise B cins üzümünün bir kasası 120 lira ve 40 kilogram yine aynı miktarda kasa ağırlığı. Bunun %20'si kadar pekmez çıkıyor. Aslında buradaki sorularda bu aynı olması biraz daha kolay soru olduğunun anlamına geliyor. Bunlar farklı olduğunu düşünerek ben, çünkü farklı sorular nasıl yapacağınızı bilirsiniz daha iyi olur. Ona göre soruyu çözeceğim. Daha pratik olsun diğer soruları yaparken sizde. Diyor ki firma hangi markayı tercih ederse etsin kasaların tamamını kullandığında ihtiyacı olan pekmezi tam karşılıyor. Yani buradaki pekmez de olsa, buradaki pekmez de olsa yani ona göre alıyor. Pekmez ihtiyacına göre aslında kasa üzüm alıyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan firma aldığı üzümler için 500'den az ödüyormuş. Buna göre firma diğer cins üzümü tercih etseydi kaç TL fazla öderdi? Şimdi önce ne kadar bir kasa ne kadar pekmez çıkıyor ona bulalım. Şimdi burada şuraya yapayım. 40'ın %15'e kadar değil mi? Çarpacağız. %15 ile. Birer sıfırını götürdüm. 15 ile 10, 5'e böldüm. 3 ve 2, 4, 2'ye böldüm. 2, 3 kere 2, 6. Yani burada 6 kilogram pekmez var. Burada ise 40'ın %20'si. 2 sıfırını götürdüm. 4 kere 2, 8 oldu. Burada 8 kilogram pekmez var. Yani şu. Burada her kasada 6, 6, 6, 6 kilogram pekmez çıkıyor ya. Diğerinde hep 8, 8, 8 çıkıyor ya pekmez. Bu pekmezlerin bu kişinin firmanın ihtiyacının ulaşması gerekiyor. Öyle diyor. Yani demek ki firmanın ihtiyacı bu ay her kasayı aldığında tamamını bak harcadığında diyor ya burada kullandığında tamamını. Demek ki altının bir katında bu pekmez ihtiyacı. 6 olabilir, 12 olabilir, 18 olabilir ama aynı zamanda burada da aynı şey oluyor. Demek ki 8'in de bir katı pekmez ihtiyacı. Demek pekmez ihtiyacı hem 6'nın hem 8'in ortak bir katı. En az ne olabilir? Ekok katı olabilir. Kokunu bulalım burada. 2'ye bölsem 3 ve 4. Bitti, başka ortak yok. 3'e böldüm, bu 1. Bu 4. 4'e bileyim, bu da bitsin. Bunları çarparsam burada 3 kere 2 6, 6 kere 4 24 kilogram ihtiyacı olabilir. Pekmez ihtiyacı. Peki buradaki her bir kasa için 6 kilogram pekmez çıkıyorsa 24 kilogramlık ihtiyaç için kaç kasa alacak? Tabii ki 4 kasa alacak. Bundan 4 kasa alması lazım ki 24 kilogram pekmez olsun. Peki bunun her bir kasasından 8 kilogram çıkıyor. 24 kilograma ulaşması için o zaman 3 kasa bundan alacak.
Bunun kasası 80 lira. O zaman 4 kasa yaptı burada. 80 çarpı 4. 320 lira yaptı burası. Bu da her kasa 120 lira. 3 çarpı 120, 360 TL yaptı. Ki zaten bakın 500'den az olmuş oluyor. Yani bir tane daha alsaydık 124 kasa olsaydı bu geçecek tane. 480 olacaktı ama 500 az olduğu için sıkıntı yok. İkisinin ortak katı yani bu çünkü. Ve diyor ki az olanı tercih etmiş bu. Yani 320'yi almış. Değil mi? Peki ama diğerini alsa kaç para fazla olacaktı? Burada 40 TL fazla olacağını gördük. Geldik 5'e. Evet, klasik bir soru 5 burada. Diyor ki TÜBİTAK fuarına hazırlanan Kadir Has Ortaokulu bahçe duvarının genişliği 40 santimetre olan çiçeklerle bir doğru boyunca aralarında 50 santim boşluk olacak şekilde süslemiş. Yani başta şöyle düşünün. Şöyle. Bu arada iki duvarla çiçek arasında boşluk yok. Bak, ilk çiçekle duvar arasında boşluk yok. Burada tam hizadan başlıyor çiçek. Sonra en sonda da 50 santimetre boşluk var diyor burada. Yani şu aslında. Bir 40 gidiyor. Bir de 50 boşluk var. Yani 90. Başlangıçtan diğer çiçeğe kadar 90. Yine burada bakın 40-50 boşluk 90. Yine 90. Hep 90-90 gidiyor yani aslında. Çiçekle bir boşluk hep 90 gidiyor. Demek ki bu uzunluk 90'ın bir katı. Ama diyor ki aynı şekilde yapıyor ama diyor bu sefer aralara 30 santimetre boşluk bırakıyor. Bunu alttan göstereyim yani. Şöyle şimdi 40-30 olsaydı bu sefer 70. Yine 70. 70 gidecek. Demek ki aynı şekilde 70'in de bir katı bu uzunluk. Demek ki bu uzunluğumuz 90 ve 70'in ortak bir katı yani ekok. Ona bölsem bir kere bunları ekok bulurken 9 ve 7 oldu. Başka ortak yok ki 7'ye böldüm bu bitti 9 oldu. 9'a böldüm bu da bitti. Bunları çarparsam 630 oldu. Demek ki en az 630 şuraya yazayım. 630 santimetre uzunluğunda olabilir duvar. Diyor ki bir ikinci durumda, birinci duruma göre kaç çiçek daha eklenmiştir? Şimdi ilk durumda her 90'da bir çiçek yok mu? O zaman bunu 90'a bölsem ne olur? 7 olur. Peki ikinci durumda da ise her 70'te bir çiçek var. 70'e bölsem bu da 9 çiçek olur. O zaman 2 tane daha az olmuş oluyor. İkinci durumda. İlk durumda ikinci duruma göre diyelim. Soru 6'ya geldik. Diyor ki Marangoz Ahmet Usta yeni yapacağım mobilya aksesuarı için uzunlukları 540 santimetre olan iki tane kalası yan yana böyle getirmiş. Bu kalasların uçları hariç yani buraları hariç. Birincisi 20 santim aralıklarla çizilmiş. Bakın şuradan hep çizilmiş. İkincisi 30 santim aralıklarla çizilmiş. Biri dikey işte mavi çizilmiş diyor. Önemli rengin ne olduğu. Buna göre iki kalastaki kırmızı ve mavi çizgiler kaç kez uca birleşir? Yani aslında şunu soruyor. Kaç kez bunlar aynı hizaya gelir aslında diyor. Bakın bu hani ekoktan aslında 20-30'un ekokundan bulunacak da zaten belli şekilde bakın. 60 santimetre bunlar değil mi? Bir araya gelmiş. Demek ki her 60'ta bunlar böyle çizgi çizgi olacak. Şimdi kaç uzunlukta bu? 540 uzunluk değil mi? 60'a böldüm. Ne oldu? 9. Şimdi ama şöyle. 9 defa aslında şöyle düşünün. Bunu bütün bir parça düşünün. Her 60'ta bir kesim yapıyor muyum düşünün aslında. 9 benim bulduğum parça. 9 parça var. Ama en sonunda bakın kesim olmayacak ya o parçadan. Bir az kesim var. O zaman 8 kesim var. Yani 8 tane böyle uzun çizgi olur diyelim bu klaslarda. O da Bursa. Evet böylece ikinci testimizi de bitirdik. Ekok problemleriyle ilgili. Daha bir testimiz daha var. Yine tekrar görüşeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.